Evet çocuklar, dersimiz fen bilimleri, konu şiddetli seslerin zararları. Kulaklarımız sahip olduğumuz önemli kaynaklardan biridir. Ailemizi, arkadaşlarımızı, kısaca sevdiklerimizi duymamızı sağlarlar. Kulak sağlığına dikkat etmezsek işitme kaybı yaşayabilir, işitme duyumuzu kaybedebiliriz. Uzun süre yüksek sese maruz kalmak, çok hassas olan ve işitme fonksiyonunda temel görevi üstlenen iç kulağa çok fazla hasar verir. Yüksek ses enerjisi iç kulakta yer alan hücrelerin ölmesine neden olur. Kendini yenileyemeyen ve çoğalamayan hücrelerin ölmesine bağlı olarak kişide işitme kaybı ortaya çıkabilir. Uzun süre yüksek şiddetli seslere maruz kalanlar işitme kaybı yaşayabilirler. Bu nedenle yol çalışması yapan işçiler darbeli matkap ile çalışırken hava alanlarında uçakların iniş kalkışlarında görevli apron personeli, çok gürültülü makinelerin bulunduğu fabrikalarda çalışanlar, tankçı ve topçu askerler şiddetli seslerden korunmak için özel kulaklık kullanmalıdırlar. Yüksek sesle müzik dinlemek ve çok gürültülü yerlerde bulunmak işitme kayıplarına yol açabilir. Yüksek sesli ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Kulaklıkla uzun süre müzik dinlememeliyiz. İşitme kaybı olan kişiler İşitme testi sonrasında doktorun uygun gördüğü işitme cihazı kullanırlar. Bu cihazlar çevredeki seslerin şiddetini artırarak kişilerin duymasına yardımcı olur. İşitme duyusunu tamamen kaybeden kişiler işitme cihazı kullansalar bile sesleri duyamazlar. Bu nedenle işaret diliyle çevresiyle iletişim kurarlar. Etkinliklerimize bakalım. Birbiriyle bağlantılı ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğimizde hangi çıkışa ulaşırız? Dinleyeni olumsuz etkileyen düzensiz ve yüksek şiddetli sese gürültü denir. Evet, yüksek sesli ortamlardan kaçınmalıyız dedik ve dördüncü çıkıştan yani doğrudan gideriz. Verilen sözcüklerle cümleleri tamamlayalım. Yüksek ses insan neyine zararlıdır? Sağlığına zararlıdır. Gürültülü ortamlarda nokta nokta fazladır. Ne fazladır? Ses şiddeti. Bir yüzeye çarptıktan sonra geri dönen seslere ne diyorduk? Yankı diyorduk. Yüksek şiddetli sesle müzik dinlemek neye yol açabilir? İşitme kaybına. Nokta nokta işitme kaybı olan kişilerin duymasına yardımcı olur. Neydi? İşitme kaybı olan kişilerin duymasına yardımcı olan işitme cihazları. Başarılar diliyorum çocuklar, sağlıkla.